Heh, geldin mi Hülya? Gelmese miydim Samet? Ya öyle lafın gelişi söyledim kelebeğim. Samet, benim kelebeklik halim mi kalmış ya? Her yerim ödem tutmuş, şiş şiş olmuşum. Gereksiz iltifat. Şüpheli, çok şüpheli. Evet, yok sultanım, hamilesin ya. O yüzden. Ben de zaten böyle tombul severim. Tombulmuş demek. Şey, Hülya'm, ben önümüzdeki birkaç gün eve geç geleceğim. Yani şirkette işler çok yoğun da. Dökül bakalım Samet Efendi. Ne işler çeviriyorsun sen öyle Samet ya? İşten eve geç geleceksin. Şimdi şirkette eski evrakları böyle dijitale aktarıyoruz. Benim onun başında durmam gerekiyor. Samet, bak bu işin içinden başka bir iş çıksın. Vallahi o gözden oyarım ha. Bak yemin verdim, doğmamış çocuğumun yüzünü sana göstermem. Ya tövbe tövbe, ne iş çıkacak bundan? Bir de diyorsun yüzünü müzünü göstermem. Samet, ben sana söyleyeyim de sen artık dijital ortama evrak mı aktarırsın? Başka işler mi karıştırırsın, kararını ver. Hülya. Hülya, uyudun mu? Uyudum Samet. Tombulum ya, hemen uykum geliyor. Kimin sabah sabah ya? Gonca. Hey be! Aslanım benim be ya, Goncam benim be! Uyuyorum ya, ne yapıyorsun? Hayır. Yapmadım de. Duymadım de, kadın sesi duymadım de. Ya yapmışım, Allah beni kahretsin ya! Ya of Volkan ya! Of Volkan ya! Ne yapıyorsun be? Ya asıl sen ne yapıyorsun burada? Ya hadi sen geldin, ben ne yapıyorum acaba burada? He? Ben ne yapıyorum acaba? İyi be, gideriz. Ağlama. Ya. Ya Volkan, senden adam olmaz ya. Senden olmaz abi adam. Senden adam olmaz. Ah Canancığım. Kahvaltıya Kerem için bir menemen hazırlatalım, olur mu? Uzun süredir yapmıyorduk zaten. Tabii Elda Hanım. Günaydın anne. Günaydın. Günaydın. Günaydın, hayırdır? Erkencisiniz. Evet, erkenciyiz. Evet evet, böyle erkenciyiz çünkü dedik ki Boğaz'a gidelim. Böyle afillisinden, selfilisinden bir kahvaltı yapalım dedik. En pahalısından. Pahalısından, pahalı pahalı böyle. Kerem'cim, ben sana kahvaltı için menemen hazırlatıyordum. Menemen mi? Yapma ya. Ertelesek mi ha? Skandal. Kerem, ben bunu duymamış olayım. Lütfen sen de söylememiş ol. Yani gittiğimiz yerde parası neyse veririz, yaptırırız menemen. Hayır yani, bir tek bu evde mi çıkıyor canım? Haklısın karıcığım, haklısın. Evet. Ama annem de işte sulu sulu yaptırtıyor onu, güzel soğan falan koydurtuyor. O yüzden ben de dedim. Annem, annem, güzel oğlum benim. Kerem, yaptırırız. Gittiğimiz yerde ben söylerim. Sana bir baş soğan koydururum ben menemenin içine, tamam mı? Yersin, sulu sulu böyle yersin. Bundan sonra anne yok, karım var. Karım diyeceksin. Peki karıcığım diyeceksin, benim dediğim her şeyi kabul edeceksin. Peki karıcığım, yeter ki sen üzülme. Ay bir de duygusallık, bir de duygusalsın Kerem ya. Ya yapma şöyle lütfen. Sen o zaman otur annenle, menemenle, ben banyo ye, ben banyo ye, ben gidiyorum ya. Dur gitme, gitme. Şimdi böyle bana kızıp da gitme, üşütürsün sen şimdi. Sana ben bir şal getireyim en iyisi. Hakikaten bir titreme gelmiş şu. Nasılım, nasılım? Bana bak.
Nereden çıktı bu kahvaltı falan şimdi? Ya doğaçlama yaptım Yelda Hanım, nasıl? İyi akıl etmişim değil mi? Bu şekilde davranmaya devam edeceğim, nefret ettireceğim kendimi. Kerem nefret edecek, bugün kesin soğuyacak benden, plan yaptım. Tamam, iyi madem, hadi. Karıcığım, canım karıcığım. Buldum sana şal, artık üşümeyeceksin. Ay yok, şimdi istemem. Vazgeçtim. Senin yüzün hala asık. Ne olur asma yüzünü böyle. Beni de mutsuz ediyorsun. Ben dayanamıyorum seni bu halde görmeye. Hadi madem, beklemeyelim gidelim. Size afiyet olsun. Efendim Ceyda? Kerem, neredesin? Ya hemen şirkete gelmen lazım. Çok feci şeyler oluyor. Ne oluyor? Telefonda söyle. Gizem yaratma şimdi. Ya şu anda telefonuma cevap bekleyen en az 5 kişi var. Tamam mı? Lütfen. Telefonda söyleyebilecek olsam söylerdim herhalde. Hadi kalkıp gel lütfen. Fena kriz modundayız. Tamam, birazdan orada oluruz. Ya kesin hissediyor ya. Her şeyi hissediyor. Böyle pusuda bekliyor bize saldırmak için. Neyse, aman moralimizi bozmayalım. Gidip bakarız. Olmadı çıkarız hemen. Kerem, ciddi bir şey var galiba. Anlarız şimdi. Bro. Abi biz bittik ya, bittik, biz yandık ya. Ceyda. Çok acil bir toplantı yapmamız gerekiyor ama çok acil, bekleyemeyiz. Kerem Bey, acilen Öz Kırmızı Tekstil'in pazarlama direktörünü aramanız lazım. Kerem Bey, projeyi durduracak mıyız? Ya anlamadım ki hiçbir şey. İstersek o görüntülerin hepsini sildirebiliriz. Aa. Arkadaşlar bir... Kerem Bey, basın açıklaması planlayalım mı? Sakin olabilir mi herkes? Lütfen rica ediyorum, bir sakin olun. Ceyda, dinliyorum. Sakince anlat, ne oluyor? Tabii. Özetle Ayşe'nin basına verdiği demeç yüzünden bu haldeyiz. Ne? Bu kadar şaşırdığına göre unuttun. Hani caddede alışveriş yaparken verdiğin o röportaj. Ayşe Hanım, Kerem Bey'e gece dışarı çıkma yasağı koydunuz, doğru mu? Ay yok canım. Ben horozumu saldım çayıra, tavuğu olan düşünsün. Ah! Skandal! Tedarikçilerimiz Ayşe'nin ve tabii doğal olarak şirketimizin imajını zedelendiğini düşündüğü için sabahtan beri beni arıyor. Telefonlarım hiç susmadı. Abi Ayşe'nin doğal mütevazenliği beğendikleri için birçok marka bize okey demişti. Durum böyle olunca tabii karıştı. Ne diyorlar peki? Vallahi çoğu marka anlaşmayı iptal etmek üzere abi şu anda. Bayağı tepemize çöktüler. Ben herkesten özür dilerim. Tamam, sakin ol. Sakin ol. Dediğim gibi herkes bir sakin olsun. Atlatamayacağımız bir kriz değil. Sadece biraz zamana ihtiyacımız var. O zaman çok uzun değil yalnız. Amerikalı ortaklarımız bu krizin çözülebilmesi için tam 48 saat verdi bize. Ya bu rezilliği hemen toplayacağız ya da Ayşe ile olan sözleşmemizi feshedip bunu kamuoyuna bildirdiğimiz gibi yeni biriyle anlaşacağız. Tamam, sorun değil gerçekten. Benim anlaşmamı feshedin, başka biriyle anlaşın. Ben de basına yazılı bir açıklama vereyim. Hiç sorun değil. Hayır, yok öyle bir şey. Hiçbir şeyi iptal etmiyoruz arkadaşlar. Bir sakin olun, kafayı yiyeceğim sakin olun demekten. Hiçbir şeyi iptal etmiyoruz. 48 saatte gayet yeterli bir süre bu krizi atlatmamız için. Değil mi? Şimdi gerekli birimleri, onlar kendilerini biliyorlar. Yarım saat içerisinde toplantı odasında bekliyorum. Onun dışında herkes işinin başına dönsün. Pozitif olun, hadi atlatırız. Kerem, ben gerçekten çok özür dilerim. Özür dilenecek bir şey yok. Senin suçun değil. Senin de günah keçisi ilan etmelerine izin verme. Her şey yoluna girecek. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?